Bismillahirrahmanirrahim. Evdaul Beyan adlı tefsir kitabından bir bölüm okuyacağız. İhlas Suresi'ne dair. Dair. Kavluhu Teala. Yüce Allah'ın şu buyruğu. Şöyle buyurması. Kul huvallahu ehad. Kale kul kavlun. Mastar zaten. Teala aslında Teala ve bildiğiniz üzere. Şöyle orayı alabiliriz kısmen nahiv, kısmen sarf açısından irdeleyerek bir tefsir okuması yapacağız. Tabii bizim tefsir okuyuşumuz normal bir tefsir okuyuş olmaz yani. Gramer açısından olur. Onu başta söyleyelim. Teala kelimesini ele alırsak aslında nedir? Aleve. 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 Nesara, ktb gibi. Mazi fiil, sülası, mücerreti. Aleve ne olmuş? Tefa'al yani tefa'ül babına aktarılmış. Bu durumda ta'aleve olur. Değil mi? Ta'aleve. peşine vav harfi dördüncü, beşinci, altıncı harf olursa. Üçten fazla yani olursa yer alırsa. Mesela ta harfi bir, ayin iki, elif üç, lam dört, vav beşinci harf değil mi? Ha, o zaman ne olur? Vav harfi evvela ya'ya çevrilir. Çevirdik. Ya harf illet mutarrik bak kabul meftuh Ne yapalım ya'yı bu defa elife çevirelim Ha o zaman senin görmüş olduğun bu ta'ala ta'ala fiilinin aslı nedir? Bir yakın aslı ta'aleye Yakın aslı ta'aleye Uzak aslı ki nedir o? Ta'aleve Aynı çok güzel yapamadı ama anladınız yani aynı burası. Ta'aleve. Yakın asıl, uzak asıl diye bir şey var değil mi? İzzi derslerinde geçer bu. Yakın asıl, uzak asıl. İzzi de e, nakıs fiil bahsinde, nakıs fiil bahsinde işlerken her şeylerde geçer. Garib Baid kavramlarını kullanır. Yakın asıl uzak asıl. O zaman ta'ala fiillerin aslı nedir diye sorulursa düşünürseniz yani kafaya uğrarsanız diyeceksin ki yakın asıl ta'aleye yani ya'i olan. Uzak asıl ta'ale ve yani vavi olan. Nereye yakın? Nereye uzak? Son haline. Son hali ta'ala. Şu anda elif var. Son hali budur. Son haline yakın olan ya'i olandır. Uzak olan vavi olandır. Tamam geçtik burayı da gizli zamir hüve var değil mi? Ta'ala ta'ale ve tefa'ale mazi fiil. Fetha üzere mebni ama fetha'yı göremiyorsun. Takdiri fethası var. Niye? E, sonuncu harf eliftir. Elif farkı kabul etmez ki. Dolayısıyla ne diyorsun? Ta'azür gerekçesiyle takdiri irap var. Takdiri fetha üzere mebni bir mazi fiildir. Kul hüve allahu ehad. El ehad'den bir başlayalım diyor şimdi. Ehad neyin nesi? Niye ehad'den başladı? Yani gul, yani bu gul, hü ve Allah buralar daha çok bilinen, yaygın olarak bilinen şeylerdir zaten. Bunlar o yüzden değinmedi. Ahad'den başlıyor. Kale el kurtubiyyü. İmam kurtubi dedi. Kale fetha üzere mebni fiil. El kurtubiyyü onun faili. İmam kurtubi dedi. Ne dedi? Senin bu ahad kerimen var ya. Ey yani ahad'den maksat el vahidu. Vahid. Nasıl vahid? El vitru. Vitir. Vitir. Vahid tek demek veya bir demek diyebilirsin. Vahid bir. Vitir tek demek. Tektir, birdir. Kul ve Allah ehad. Allah tektir, birdir. Buradan çıkıyor. Niye el vahidu diye okuduk? Çünkü ehad kelimesini tefsir ediyorsun değil mi? Ehad yerine kullandığın kelime onun irabını uyar. Bu yüzden vahidu. El vitru kelimesi vahidin zaten sıfatı olarak değerlendirebilirsin. Neyi neye göre veriyoruz? Elledi Ellezi o tek olan Allah ki la şebihe şebihun fa'ilun şebi, fa'il kalıbı birkaç e, kalıp birkaç mana için kullanılabilir mesela. Fa'il vezinde ne var? Mecburun ve kesirun der değil mi? Maksutta isim meful kalıbı için. Yani bir isim meful kalıbıdır. Şebi İki mübalagalı isim faildir. Rahim, elim, azim. Tabii ki sıfatım müşebbihe veznidir aynı zamanda. Farklı vezinden içinde kullanılmaktadır. La şebihe. Şebihe. La'nın ismi burası. La şebihe. Herhangi bir benzeyici yoktur. Benzeyen yoktur. Lehu ona. Allah'a Allah'ın bir benzeri yoktur. Ve la nezira. Nezir de benzer manasına yakındır. Bir dengi benzeri yoktur. Ve la sahibete. Sahibete eş manasında, arkadaş manasında. Tabii mühennes olduğunu fark ediyorsun. Kadın arkadaşı yani eş diyelim. Eşi yoktur. Vela la de çocuğu da yoktur. Vela la şerike ortağı da yine yoktur. Hep la'dan ötürü fetha ile bitiriyoruz. Şebihe. Nezira sahibe velede, de şerike şeklinde. Devamında ve malumun ve malumdur. Şuradan okuyorduk değil mi? Ve malumun ve malumdur. Burası haber olduğu için merfu okunuyor. Malumun mensurun gibi isim merfu haberdir. Malumdur bilinmektedir. Ne malum malum olan şey ne? E, Mübteda makamında elif nun maddesi de. Ya buna ne diyorsun? Elif nun maddesi. Elif artı nun. Dense de aslında bu elif değil tabii. Bu bir hemzedir. Elif olsa hareke almaz. Elif nun maddesi burada esreyle mi gelmeli? Yani inne mi olmalı? Yoksa fethayla mı gelmeli? Yani enne mi olmalı diye düşündüğünde cevap ne olur? Mübteda olan yerde, mübtedanın evvelinde elif nun maddesi fethalanır. Bundan ötürü enne olur. Enne. Belki en. Nereden bildin? Enne. Şey değil oldu. Nereden çıkardın? Belki endir. En olmaz çünkü enlen key den muzari nasbeder eder ve muzarin evvelinde bulunur. Bundan ötürü en olabilir mi? Cık, olamaz. Belki indir. in olamaz mı? Olabilir. Mana ona göre verirsin. in, in şartiye. İn şayet şöyle şöyle olursa böyle böyle olur. Şart cümlesi, cevap cümlesi, koşul, sonuç uyuyorsa in diye okuyabilirsin burayı. Uymuyorsa demek ki in değil. Başka? İn şu şekilde de olabilir. İn'in nafi, olumsuzluk için kullanılan in. İn kulli in tabi bu durumda şey değil e, harfi cer değil yani niye kulli dedin ki? İn hadi hadihil ma'ani sahihat şeklinde okunabilir. İn nafi ederse bu manaların hiçbiri yani tamamı uygun değildir. Uygun değilse niye bu manayı verdi? Yani in nafiye değil burada. İn olmaz ama en ne olur dedik. Cümle müpte ötürü olduğu için fetaylı olur. Bu yüzden ötürü buzdan dolayı ne yapıyorsun? anne diyor kızım. Anne ne yapar? İsmini nasf haberle affeder. O zaman kulle evet. Anne şüphesiz ki kulle hadihi'l maani bu manaların tamamı ne'dir? Sahihatun sahihdir. Doğrudur. Yukarıda verdiğimiz manalar hepsi doğrudur diyor. En sahiha kelimesinin oldu ennenin ennenin haberi oldu. Kulle hadil maani ise ennenin ismi oldu. Ne peki ne hakkında sahihtir? Fi hakkihi taala yüce Allah'ın hakkında yüce Allah'a dair bu manaların hepsi doğrudur, sahihtir. Bu bilinmektedir dedi. Peki ibareye dönelim bakalım. Şuraya kadar okuduk. Devamında biraz sarfa değinecek şimdi. Esasen sarfla ilgilenen arkadaşların zaten bildiği bir şey anlatacak. Diyecek ki Eslu ehadin ehad kelimesinin aslı. Değil mi? Bu şekilde yapabilirsin. Asıl müptedadır. Ehad asıl muzaftır. Ehad kelimesi onun muzafın ileyhidir. Bu yüzden Eslu ehadin ehad kelimesinin aslı diyerek okuyabilirsin. Veya eslu bunu tırnak içerisine parantez içinde aldığını varsayarak ayette nasıl geçti? Kul hüve Allahu ehadun şeklinde geçmişti ya. Tırnak içerisine alarak oradan aktarım cümlesi yaparak yine bunu merfu okuyabilirsin. Dolayısıyla eslu ehadun ehadun kelimesinin aslı nedir şeklinde de okuyabilirsin. Peki aslı nedir yani? Aslı ve ha din ve haddir. Ve ha ve haddir. Aslı ahadin, ahad kelimesinin aslı nedir? Ve hadin şeklinde okuyabilirsin. Ondan bedel yaparak. Veya ve dün haberdir diye de okuyabilirsin. Aslında olur, müpteda olur. Ve dün kelimesi haber olur. Merfu okuyabilirsin. Aslı ahadin, ahad kelimesinin aslı nedir? Ve haddün ve haddir. Yani bundan çıkan sonuç ney? senin görmüş olduğun ahad kerimesindeki ilk harf olan bu hemzenin aslı vav'dı. Vav'dan hemzeye dönüşmüş. Gulbetil vavu vav kalp edildi. Yani dönüştürüldü neye? Hemzeten hemze harfine. Gulbet meçhul mazi. El vavu naibu fail. Hemze ise meful oluyor. Ve minhu işte ondandır. Minhu ne oldu? Haber oldu. Şibih cümle. Nedir ondan olan? Kavlun nabi'i. Nabiye ne diyorsun? Ama bir de ta var sonuçta. Nabi'ati. Nabi'ati. Nasiratun gibi o vezinde. Kavlun nabi'ati. Nabi'anın kavli. Kavl müpteda oldu burada. Kav kavli yani söylemi yine bu bahistendir. Bu türden bir kelamdır. Minhu ondandır. Bu türdendir. Hangi türdendir? aslında kelime nerede şurası aslında kelime ve had olmasına rağmen ve had olmasına rağmen ve hadün yani ilk harf vavken hemze dönüşü dedi ki işte minhu yine ondandır aynı örnektendir şu cümlede aynısından vardır bak şurada ne var ve hat var ha, aslında ve hat aslı üzere gelmiş yani aslı üzere gelmiş son hali bunların e had olmaktadır diyor. Peki şurayı bir okuyalım. İnne enne ke enne. İnne enne ke enne. Lakinne leyte. Ke enne sanki rahli ve mana bu bir şiirden alıntı diyelim. Ke enne rahli ve kad zale enne haru bina bi bi vi. Tabi çok uzatamayacaksın. Uzatmadan geçeceksin. ''Bi zil celili, bi celili, ala müstehnisin, ala müstehnisin ve hadin'' şeklinde geliyor. ''Ve kâle dedi, kim dedi? El-fahru el-razi'' Kale fetha üzere mebni mazi fiil. Dedi kim? El fahru er razi er -ra Fahru razi. İmam Fahrettin er razi olarak biliniyor değil mi? Tefsiri var. Tefsiri kebir mefatihu li gayb. Peki neye dair dedi? Fi ahadin ahad kerimesine dair dedi. Ahad kelimesinde fi ahadin ahad kerimesinde vardır. Ne vardır? Vechan iki vecih vardır fi ahadin haber oldu. Şibih cümle olarak ve mübtedadır. Mübteda ile haber arasında cins e, uyum yok. Ne uyum yok? Müfret tesniye cim uyum yok yani. Vecihane tesniye fi ahadin tesniye değil ama. Fi ahadin tesniye veya cim olamaz zaten. Fi ahadin tek kelime değil ki. Şibih cümledir. O zaman haber şibih cümle olduğu zaman mübteda ile haber arasında sayısal bir uyum aranmaz. Ahadu huma. Huma o ikisi demek. Vechani iki vecih demiştik. Ehaduhuma, iki vecihten bir tanesi nedir? Ennehu o kelime yani vehad kelimesi veya ehad kelimesi diyelim. Bi ma'na vahidin. Ennehu o bi ma'na vahidin. Ennehu o yani o derken neyi kastetti aslında? Ehad olsun, vehad olsun. İster hemzel ister vavi olsun. Bi ma'na vahidin demek aynı manadadır demek. Eş anlamlıdır demek. Onlar eş anlandı. Mana farkı yok diyor. Fahrettin Razi bir görüşe göre böyle diyor. Kale el khalilu Halil bin Ahmet. El halil. Şöyle dedi. Yecüzü caiz olur. Caizdir. Ne? En yukale denilmesi. Kale yegulu yukalu en yukale. Meçhul muzari. Şöyle denilmesi caiz olur. Nasıl denilmesi caiz olur? Ahadu, nani selasetin şeklinde. Veya yani selasetun şeklinde demek caiz olur. Ahadu, ahadu, isnani, selasetun demek caiz olur diyor. Ahadu, isnani, selasetun. Tin demeyelim, hepsi merfi olarak yazılmış. Ahadun, isnani, selasetun demek caiz olur dedi. Sın ve sonra ne oldu peki? Bunun ardından olan şey nedir? Sın ve sonra ve kera zikretti, bahsetti. Kim? o kişi Halil bin Ahmet. Neyden bahsetti? Es le onun aslından bahsetti. Yani ahad kelimesinin aslında değil mi? Ha ahad demek Ha nereye raci? Ehad kelimesine. Ehad kelimesinin aslından bahsetti nedir dedi peki onun için? dedik o ve dündür. Ve ha dün. Ve kara hüve. Fail asle meful ve muzaftır. Ha muzaf müleyhi olur. Ve kulübetir vavu hemzeten lit littehfifi. Vav hemzeye tahfif edildi, hemzeye dönüştürüldü. Niçin? Littehfifi hafiflik sağlamak için. Vahat demek mi kolaydır? Ehat demek mi kolaydır? Hemzenin telaffuzu daha kolaydır. Ve sani ikinci görüş nedir? İkinci görüş. Fahrettin Razi iki vecih var demişti ya. ikincisine. göre. iki görüşten bir tanesi. Ve sani ikincisi nedir? Ennel vahide. Şüphesiz ki vahid kelimesi. Vel ehade, ve de ehad kelimesi. Hem vahid hem de ehad kelimesi. Bunlar var ya, Bunlar nedir? Leysa. Leyse. Leysa. Tesniye mazi değil mi? O ikisi de değildir. Elif burada Leysen'in ismi olur. İkisi de ne değildir? İsmeyni. İki isim değil onlar. İki tane isim değil. İsmeyni tesniye mensup. Nasr alameti ya haber. Leysen haberi. Nasıl isim değil bunlar. Müteradifeyni. Müteradif eş anlamlı demektir. O iki kelime eş anlamlı iki adet isim değiller. İkinci görüşte de bu. Ki bunu kapatalım sayfa bitti. Sırada burası var. Evvaul beyanda. Kale el ezheri. Ezheri şöyle deniliyor. Orada da bırakalım. Bu nereye kadar okuruz? Görüşler devam ediyor. Bir sayfa okuyup bırakmış olalım. Devamını kısmetse bir sonraki derste okuyabiliriz.